Levh-i Mahfuz'da ne yazmıştır ön cephede? Onların gördüğü levhanın görünen ekranda. Ekran Levh-i Mahfuz'u ekran olarak düşünelim. Meleklerin de kendine baktıkları bir levha. Burada öne çıkan neyse onu görebilir. Bir dakika sonra yayınlanacak olanı sen ekranda yayınlanmadan görebiliyor musun? Melek de göremez. Arka bir ekran daha gelecektir. Ama o ekran gelmediği için buradakini görüyorsun. Buna baktığı zaman da bu adam mümindir, mübarektir, salihtir, velidir. Neyse yani zahiri amellerine göre bunlar yazılır. Melekler de bunu görür. Meleğin zaten Allah'ın ezeli ilmini ihata etmesi söz konusu değil. Yazılanı görebilir. Peki yazılan bozulmaz demiyor muydunuz? Kader değişmez demiyor muydunuz? Allah'ın ezeli ilmindeki son karar bozulmaz. Ezeli ilmi değişmez. Yoksa Levh-i Mahfuz'daki kararın değiştiği değişmiyor. Siliniyor, bozuluyor, yazılıyor, bozuluyor. O ezeli ilimdeki değişmez karar aynen duruyor. Çünkü Allah'ın ilminde hata payı olmaz. Ama meleklere önce bu kısmını gösterir. Onlar da Allah Allah desinler. Onlar da ibret alsınlar. Herkes de ibret alsın. Kimse kendisine güvenmesin. Kimse ben kesin Müslüman öleceğim diye zuhurat gördüm, Levh-i Mahfuz'u okudum falan hikayelerine aldanmasın. Herkes korksun. Çünkü neden? Bir de Allah'ın senin hakkında ezeli ilminde bildiği var yani. Sonunun olacağı kesindir Allah'ın din. Ama şimdi meleğe de sonra Cebrail aleyhisselam gelse alenen efendim yaka satan görürsen, rüya görsen bilmem ne. Cebrail aleyhisselam senin sonunu ezeli ilim mi bilmez ki? Ezeli ilmi bilmediğin için hadi diyelim Levh-i Mahfuz'da görür senin hakkında bir şey tefsirat getirdi mesela. Yine güvenemiyorsun. Hadi o zaman Cebrail aleyhisselamı gördüm. Rüyam sahihtir. İstihare yaptım, abdestli yattım, kusurlu yattım bilmem ne. Vallahi bile Kabe'nin içinde uyudum. Bağlamaz yani şerata göre. Çünkü neden? Levh-i Mahfuz'da gerçeği de ne Cibril bilir ne Azrail ve Mikail aleyhisselam. Hiçbiri kümünü bilmez. Levh-i Mahfuz'da da kendilerine ilgili bölüm, ilgili zamanı geldiğinde seneden seneye berattan berata veya işte hafaza melekleri, günlük, haftalık falan. Bunlar herkese ilgili bölüm, ilgili kısım, ilgili saatler. Böyle olduğu zaman zaten Levh-i Mahfuz'un tümünü de bilmiyor. Nerede kaldı ki? Efendim Levh-i Mahfuz'da gördüğü de ilmi ezeliğinin kesin kararını göstermiyor. Ama sana o anda yapması gereken muameleyi bildirerek bir meleğe gösterir. Bir peygambere bildiri gösterir. İşte onun için yazılan bozulmaz derken ilmi ezeli de bilinen bozulmaz. Yoksa yemhullah maşa ve yüzbit. O zaman bu ayete ne mana vereceksin? Allah dilediğini siler, istediğini sabit bırakır. Demek ki mahvu isbata tabi. Mahvu isbata tabi ne demek? Yaz boza tabidir. Bu Levh-i Mahfuz hakkında konuşuyoruz. Hal böyle olunca burada kader değişmiş olmuyor. Çünkü esas kader, esas yazılan ezeli ilimde bilinene göredir. Ama ön ekranlarda bazı evreler gösterilebilir. Bu adamın 10 senesi böyle olacak, 20 senesi böyle olacak. O onun sonuna hüküm verdirmez yani.